Efendim dün akşam çarpıcı açıklamaların gecesiydi. Bir tarafta Deneyimli gazeteci, usta gazeteci Uğur Dündar, kendisi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'i ağırladı. Diğer tarafta TV100 e, televizyonda da Ümit Dikbayır, hani İyi Parti'den ihracı istenen Ümit Dikbayır. Zehir zemberek açıklamaları oldu, az sonra duyacaksınız. Ama önce Özgür Özel bir siyasette ittifak ya da işbirliği olacak mı, olmayacak mı? Buna dair sorularını yanıtladı Uğur Dündar'ın ve dedi ki Özgür Özel... Meral ablayla konuşacağız. Sağ olun. Genel başkanımızın selam ve sevgilerini ilettim kendisine. Bundan sonrasında herhalde bir gelişme olur mu olmaz mı onu bilmiyorum. Biz yerel seçimlerde öyle ittifak mittifak değil. Geleceğe bizi bağlayacak, geçmişten kötü çağrışımlar yapacak işler değil. İş birlikleri yapmalıyız. Kaybettirecek formüller üzerinde durmak bize yakışmaz. Ben e, Meral Hanım'la, Sayın Genel Başkanımız'la, onun deyimiyle Meral ablamla beraber pek çok zorluğu aşacağımıza inanıyorum. CHP ile İyi Parti arasında yerel seçime ilişkin ilk temas Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Meral Akşener'i ziyaret etti. Yerel seçimde İyi Parti'nin kendisini desteklemesine yönelik bir konuşma yapmadık dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Akşener'le pek çok zorluğu aşarız diye konuştu. O konulara hiç girmedim. Çünkü benim öyle bir yetkim de yok. Talep etme yetkim de yok. Biz bu seçimlere özü başımıza gireceğiz. Ankara ve İstanbul adaylarımızla ilgili de çalışma başlattık. Ben ne gerekiyorsa yapacağım. Umutla baktığım bir süreç. A, olmaz. Olmazsa dünyanın sonu değil. İyi Parti'nin yerel seçimde kendi adaylarını çıkarmasına yönelik kararına karşı CHP işbirliği kapısını açık tutmayı sürdürüyor. Özgür Özel ittifak kelimesine karşı çıktı. İşbirliği dedi. İyi Parti başta olmak üzere tüm muhalefetle temasa geçeceğini söyledi. Yerel seçimlerde ittifak yapmayacağız. Çünkü ittifak kelimesi çok yoruldu. El birliğiyle o kelimeyi bayağı yıprattık. İttifak kelimesi artık ee, çok olumlu çağrışımlar yapmıyor seçmenin kulağında Ben e, bir işbirliği kelimesini kullanmayı tercih ediyorum Abi. Özgür Özel ve Meral Akşener bir araya gelmeden önce 2019 yılında Millet İttifakı'nın oylarıyla seçimi kazanan Mansur Yavaş İyi Parti Genel Merkezi'ndeydi CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in selamını iletmeye geldim dedi Bir içerik olarak ben bir şey iletme durumunda zaten değildim Çünkü e, iki partinin de yetkili kurulları var Sadece onu ilettim. İyi Parti İzmir adayını duyurdu. Daha önce de ittifak olarak seçimin kazanıldığı İstanbul ve Ankara'da aday çıkartacağını açıkladı. Yavaş'ın ziyareti Mars seçiminde olası işbirliğinin de ilk hamlesi. Daha sonrasında herhalde parti kurulları gerek görürlerse bir açıklama yaparlar. Bu işbirliğinde mümkünse iki parti ama ihtiyaç oluyorsa özel bir gereklik varsa belki bazen üçe çıkabilir ama genelde iki partinin işbirliğinin güç birliğinin doğru olacağını düşünüyorum. Şimdi gözler Özgür Özel ve Meral Akşener buluşmasına çevrildi. Önümüzdeki hafta iki liderin bir araya gelmesi bekleniyor. CHP büyük şehirler başta olmak üzere bazı illerde işbirliğinin şart olduğunu söylüyor. İyi Parti 81 ilde aday çıkartmaya yönelik kararını değiştirecek mi bilinmiyor.